Önce sen başla istersen. Pekala. Ortaklaşa kullanalım dediğim bilgisayara Deniz'le baş başa resminizi koymakla beni denediğini düşünüyorum. Ya ne denemesi Aslı ya? Ya ben Deniz'i seviyorum. O fotoğraf benim için çok özeldi, o yüzden onu oraya koydum. Ama çok rahatsız olduysan kaldırabilirim. Ya bak yine aynı şeyi yapıyorsun. O resmi oraya koymakla hala ona karşı bir şey hissedip hissetmediğimden emin olmaya çalışıyorsun. Evet, çünkü sen bu konuda hiç açık olmadın. Ve ben bunu artık bilmek istiyorum. Ya ben açık açık Deniz'i sevdiğimi söyledim. Ya sen? Sen de hala Deniz'i seviyor musun Aslı? Bu sorunun cevabı neyi değiştirecek? Eğer her şeyi açık açık bilirsek kozlarımızı ona göre oynarız. Bir savaş gibi yani, öyle mi? Hani Mert'ten fotoğraflarını aldığımızda bundan sonra karşımda daha güçlü bir rakip görmek istiyorum dediğinde de bunu kastetmiştin yani, öyle mi? Ya bak Aslı. Ben aynı zamanda seninle dost olmaya çalışıyorum. Ve Deniz'le de sevgili. Olamaz mı? Olabilir tabii. Ama bu durumda hangimizin Deniz'i sevdiğinden çok artık Deniz'in gerçekten hangimizi sevdiği ve diğerinin bu aşka saygı gösterip göstermeyeceği bence çok daha önemli. Eğer gerçekten ikiyi dost olacaksak. Sence de öyle değil mi? Of Allah'ım, of ya. Çökertmeden mi çıktın? Nereden çıktın sen be Halil'im? Vallahi başım felaket ya. Ne güzel yalnız yalnız gidecektik şurada. Önce ufunet dedi, şimdi internet diyor. Ya kafa bu ya, kafa ya. Her şeye rağmen kuzuyla Deniz ne kadar sevinecekler geldiğimi duyunca. Peki hoş geldin ama ne yapacaksın İstanbul'da derlerse ne derim? Hepsinin okul işi gücü var. Ben böyle avara avara gezmeye mi geldim diyeceğim? Olmaz ya. Önce senin de bir iş bulman lazım oğlum Efe. Ekmeğini eline alıp onlar gibi kuyruğu dik tutman lazım. Ondan sonra gururla çıkarsın arkadaşlarının karşısına. Sen niye gidiyorsun İstanbul'a? Ha? Ha, sıra bende mi ya? Ne soruyorum Halil bu sefer? Ha? Sen de benim lafı iyice saflana saydırdın be arkadaş ya. Sana diyorum bu sefer. Sen niye gidiyorsun İstanbul'a? Ha, anladım. Sen şimdi bir sor bakalım Efe, sen niye gidiyorsun İstanbul'a diye. Onu diyorum ben de sana. Sor ama. Oo. Ya sen ne güldürücü adamsın ha. Kaptın işi, zevkini çıkartıyorsun değil mi? Tamam, soruyorum bak ben sana. Sen İstanbul'a niye gidiyorsun arkadaşım? Eski dostlarım var orada Halil. Onları görmeye gidiyorum ya. Vay be. Eski dost ha. Eski dost ya. Hem de çok eski dost. Şimdi ne olacak Haşmet Bey? Ben size dediydim. Bir daha hayatta çıkmaz onunla. Nasıl çıkmazlarmış? Hissenin yarısı onunsa, yarısı da benim. Benim rızam olmadıkça o evi kimseye kiralayamaz. Ha. Sizin rızanız olmadan kiralayamaz ama siz de ilk rıza istediklerinde satıyorum o zaman o evi deyip parayı da peşin aldınız. Bunca yıl bir ümit besleyip sana evlenme teklif etmişim. Sen de eğer o evi benim üstüme yaparsan evlenirim deyince attı tepemin tasayı. Onun da o gün beni Hatice'ye tuttu. Ben de o kızgınlıkla sattım gitti dedim. Yani nedenini biliyorsun Haşmet Bey. Tamam, tamam biliyorum. Kendin için değil, oğlun için istiyorsun o evi. Zaten benim de en çok o gücüme gitti ya. Korkma gidiyorum. Ama yine geleceğim. Benim adım Haşmet. Dediğin olacak. Evi de üstüne yapacağım, nikahı da basacağım. Bugüne kadar kafama koyup da almadığım hiçbir şey olmadı benim. İşte o kadar. Halil'im buraya kadarmış. Hadi sana iyi akşamlar. Sağ ol. Ya nereye? Ben sana da askerlik anılarımı anlatacaktım ya. Ya Halil'im anılar falan güzel de anamı anlattılar ya. Hadi bana müsaade. Hadi. Ya bak arkadaşım gidecek yerin yurdun yoksa ben yardımcı olurum sana ya. Yok Halil'im var benim her şeyim ya. Eyvallah. Hadi kal sağlıcakla. Hadi. Hadi. Thank you.
E Halil nasıl taşıyacaksın sen onu ya? Ya gelirken buldum birilerini. Giderken de bulurum herhalde ya. Ya şeytan tüyü mü var sende? Gel beraber taşıyalım hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.